Bu ilk Journal Club'a geçmeden önce kongreye bir aydan az kalmış olması vesilesiyle birkaç şey söylemek istiyorum. Birincisi, ana otelde şu anda ondan az oda kaldı dolmak üzere. Yani 3 kongrenin yapıldığı bir yılda hem de yani kısmen yurt dışında sayılabilecek bir kongre için hani gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz. Sadece katılımcılar değil, yabancı konuşmacılarımızdan da yani başta video sunum yapacak olan konuşmacılardan kurslarda kongre çok güzelmiş, biz de fiziksel gelmek istiyoruz diyenler oldu. Bunun dışında Meksika'dan bir abstraktımız var. Hani diğer ülkeleri geçtim. 100'e yakın yabancı katılımcı dinleyici var. Ve bu yoğun taleple otelin de dolmak üzere olduğunu göz önüne aldığımızda, yabancılardan da gelen talebi de göz önüne aldığımızda ilk kez kongreyi kısmen hibrit yapmaya karar verdik. Hibritten kastımız şu, yani bütün aktiviteleri online yapmamız mümkün değil. Ama ana salonları canlı yayında yayınlayacağız. Bunu Türkiye dışındaki meslektaşlarımız için, yani yurt dışından Kuzey Kıbrıs'a gelmeleri daha zor olabilecek meslektaşlarımız için tasarladık başta. Kayıt ücreti de Avrupa'daki toplantıların dengi ya da biraz üstündeydi toplantının içeriği sebebiyle ve artı bu Kıbrıs'tan internet yayınının maliyeti sebebiyle. Ama buna Türkiye'den de yoğun talep geldi. Gelen taleplere ve altyapıya göre değerlendireceğiz. Fakat hani şunu söylemek istiyorum. Gerçekten yoğun, dolu dolu bir 3 gün olacak. Eğer hala düşünenler varsa, hani kongre otelinde bulunmak istiyorlarsa, hani en geç bu hafta içinde hatta yani yarın falan tamamlamalarını öneririm. Daha uzatmadan bu ilk Journal Club'ın moderatörü sevgili dostum Sayın Gürkan Bozdağ sözü devredip ben sahneden çekileyim. Ben de izleyici olarak size katılacağım. İyi akşamlar, ellerinize sağlık. Gürkan buyur. Barış, çok teşekkürler. Ben de öncelikle tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum şimdiden. Umarım güzel bir saat geçiririz. Tabii başlamadan önce ben de Barış'a biraz atıfta bulunayım. Barış bu kongre için gerçekten çok uğraştı. Aramızda yönetim kurulu arasında en çok uğraşan gerçekten Barış. Ve gerçekten kongrede tüm odaların bitmesi noktası gelmesinde kendisinin büyük payı var. Dolayısıyla ben bu kapsamda hem kendi adıma hem de dernek adına kendisine bir kez daha teşekkür etmek isterim. Umarım gerçekten bilimsel toplantı programında olduğu kadar da güzel bir program gerçekleşecek inşallah sizlerle beraber. Şimdi bugünkü formatımız ilk kez yapılacak. Aslında bir makaleyi tartışacağız. Makaleyi ama en son tartışacağız. Çünkü makalenin sonuçları, o makalenin sonuçları daha önceki yayınlanan makalelerle biraz örtüşmüyor. Bazı yönler çelişki içerisinde. Bunları paylaşacağız. Bunu paylaşmadan önce dediğim gibi önceki makaleleri biraz sunacağız. Ve yine birçok meslektaşım bana bu progesteron priming protokollerle ilgili pratik kullanımı ile ilgili çeşitli protokoller soruyorlar. Çeşitli klinik mesajlar soruyorlar. Gerçekten bu protokole güveniyor muyuz? Güvenmeli miyiz? Acaba klinik uygulamasına dikkat etmemiz noktalar nelerdir? Dolayısıyla bu noktada da önce Şule'den rica edeceğiz. Progesteron priming protokollerin çalışma mekanizması nedir? Gerçekten ovülasyonu baskılayabilirler mi? Arkasından sevgili Engin'den yine Koç Üniversitesi tüp bebek ekibinin yine ürettiği, sevgili Barış'la beraber ürettiği makaleler kapsamında güncel literatür nedir? Bundan bahsedeceğiz ve en sonunda sevgili Arkan'dan bu makalenin eleştirisini rica edeceğiz. Dolayısıyla çok da sözü uzatmadan ben sözü Şule'ye vermek istiyorum. Sevgili Şule bize bu progesteron priming protokollerin çalışma mekanizmasından ve gerçekten de teorik olarak ovülasyonu baskılama becerilerinin olup olmamasından bahsedecek. Şule'cim söz senin. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben çok teşekkür ediyorum öncelikle bu konuşma için, TSM webinar konuşması için. Bir slaytlarımı paylaşıyorum öncelikle.
Şu an slaytlarım görünüyor sanırım. Beni duyuyor musunuz ve görüyor musunuz slaytlarımı? Sesim Buyurun hocam. geliyor değil mi? Ben bu akşam progestinle hazırlanmış overstimülasyonu protokollerinin mekanizmasından bahsedeceğim. Bir de progestinle hazırlanan overstimülasyonu protokollerinin nasıl yapıldığı ve hangi progestinleri kullandığımızdan da kısaca bahsederek sunumu tamamlayacağım. Şimdi öncelikle bizim normal standart sekansımız vitrifikasyon protokollerindeki gelişmelerden önce overstimülasyonu, oosit toplanması ve taze embriyo transferi şeklindeydi. Ne zaman ki biz vitrifikasyon protokollerindeki gelişmelerden sonra artık donma çözme siklusları ve embriyo transferine geçebildik. Bunun da bize getirdiği şeyler daha güçlü stimülasyon protokolleri kullanabildik. Agonist trigger nedeniyle. OASS'den uzaklaşabildik. Bunun dışında endometrial reseptiviteye olan hormonların etkisinden de uzaklaşabildik. Taze embriyo transferi yapmayarak. Fakat bu akşamki konumuz özellikle donma çözme sikluslarını yapabilmek bize yeni stimülasyon protokollerini de beraberinde getirdi. Progestin'le hazırlanmış over stimülasyon protokolleri de bunlardan birisi. Öncelikle bizim progestin'le hazırlanmış over stimülasyon protokolünü kullanmamız için aslında üç tane çok önemli kriter var. Bunlardan bir tanesi çok iyi vitrifikasyon protokolünüzün olması ve iyi bir çözme siklusu yapabilmeniz. Bir diğeri de endometrium hazırlığının düzgün yapılabilmesi. Bu üç kriteri sağlamadan aslında progestinde hazırlanmış over stimülasyonu protokollerinden fayda görmek çok da mümkün olmayacaktır. Peki nasıl çıktı bu progesteronla hazırlanmış stimülasyon protokolleri? İlk olarak bu Kuang'ın ekibinden luteal faz over stimülasyonu ile ilgili yaptıkları bir çalışma. Burada aslında luteal faz stimülasyonu ile ölçtükleri hormon düzeyleriyle luteal faz stimülasyonunda bakmışlar ki yüksek progesteron düzeyleri, yani şurada gördüğümüz yüksek progesteron düzeyleri luteal fazda LH düzeylerini baskılayabiliyor. Yani aslında biraz doğaldan faydalanmak, ilham almak gibi düşünmüşler. Yani eğer endojen progesteron LH düzeylerini efektif bir şekilde baskılayabiliyorsa biz egzojen progesteronu da kullanabilir miyiz LH sörcüğünü baskılamak için? Bundan yola çıkarak, bu hipotezden yola çıkarak ilk defa yine aynı ekip 2015'te bu çalışmalarını yayınlayarak progestinle hazırlanmış over stimülasyonu protokollerini tanımlıyorlar. Yaptıkları şey şu, gonadotropin ile beraber bir progestin başlıyorlar hastalara. Bu çalışmalarda medroksiprogesteron asetat tercih etmişler 10 miligram. Ve eş zamanlı başladıkları progestin ile beraber yine trigger günü ECG veya agonist trigger ile o stimülasyonlarını tamamlıyorlar. Bunun sonucunda biz de kendi ekibimizde Barış Hoca mentörlüğünde buna benzer ancak flexible bir progestinle hazırlanmış over stimülasyon tanımladık. Bizim yaptığımız ise bundan biraz daha farklı olarak stimülasyonun 7. gününde gonadotropin başladıktan 5 gün sonra progestin ekleyerek yaptığımız bir protokoldü. Biz de aynı şekilde aynı dozda medroksiprogesteron asetat kullandık ve biz de bunu flexible progestinle hazırlanmış over stimülasyonu protokolü olarak adlandırdık. Şimdi kısacası bu ikisi arasındaki fark nedir? Yani aslında sadece 5 gün daha az progestin kullanmak değil amaç. Biz bir hastaya stimülasyon başladığımızda eğer siklusun ikinci günü progesteron veriyorsak zaten bu hasta her türlü donmuş frizol siklusu olacak. Ancak bazı hastalarda arada kaldığımız hasta grubu olabilir. Biz hastayı gonadotropinlere başladıktan 5 gün sonra çağırdığımızda eğer OASS'den şüpheleniyorsak veya bir uterin patoloji gördüysek stimülasyon sırasında ve hastaya bir nedenden dolayı taze transfer planlamaktan vazgeçtiysek o zaman bu dönemde hastaya progesteron verebiliriz. Ancak baktık ki OASS ile ilgili herhangi bir problem görmüyoruz veya bizim taze transferimizi etkileyecek bir problem yok. O zaman hastaya
direkt antagoniste uygulayabiliriz. Bize verdiği aslında fleksibilite bu yönde. Bir süre sonra karar verebiliyoruz bu hastalarda. Peki şunu da aslında düşünebiliriz. İki protokol arasında bakıldığında stimülasyon sonuçlarında bir fark var mı? Aslında bu konuyla ilgili tek çalışma yine Barış Hoca mentoruyla yaptığımız zaten hali hazırda OSIT kriyo yapacağımız düşük over rezervli hastalarda fixed ve flexible protokolü karşılaştırdık. Baktığımızda tabii ki gebelik sonuçları yok OSIT kriyo hastaları, ancak baktığımızda stimülasyon protokollerinde gerek 14 milimin üzerinde gerekse toplanan M2 OSIT sayısında her iki protokol arasında bir fark biz gözlemedik. Şimdi biraz da aslında nasıl inhibe ediyor bu progestinler, egzojen progestinler ovülasyonu, bundan bahsedeceğim. Şimdi normal paradigmada aslında bir paradigma shift, yani paradigma kaymasından da bahsedeceğim burada. Şöyle ilk aslında şu anki paradigmada diyor ki biz foliküller stimüle olduğunda östrojen artıyor ve bu östrojen artışıyla beraber bir negatif feedback ile FSH'da bir miktar azalma görüyoruz. Ancak belli bir süre yüksek estrojene maruziyet olduktan sonra ovülasyon, yani LH tetiklenmesi oluyor. Bir miktar FSH tetiklenmesiyle beraber ovülasyon oluyor ve progesteron artıyor. Bunun için östrojenin 200-300 pikogram mililitre başına, program bölü mililitrenin en az 50 saat üzerinde olmasıyla ovülasyonun tetiklendiğini gösteren bu güncel paradigma. Şimdi böyle bir çalışma yapmışlar. Gerçekten de aslında burada ovülasyonu tetikleyen şey östrojenin bir anda dozunu arttıkça LH'yi tetiklemesi mi, tek başına östrojen mi suprafizyolojik düzeylerdeki diye. Çünkü baktığımızda progesteron düşük ve stabil düzeylerde görünüyor. Şimdi bu çalışmada şöyle yapmışlar. Bir grup hasta doğal siklus, bir grup hasta letrozollü siklus. Hastalara adetin birinci günü letrozol başlamışlar bir gruba. 22. güne kadar devam etmişler. Ve hastalarda günlük LH testleri, östrojen ve progesteron ölçümleri, 12. 14. günlerde dominant folikülü ölçmek için vajinal ultrason yapmışlar. Ve 22 gün sonunda baktıkları son serum, östrojen ve progesteron ile beraber letrozol grubunda letrozolü de kesmişler. Baktıkları zaman letrozol sikluslarında beklendiği şekilde östrojen düzeyleri düşükken doğal sikluslara göre her iki grupta da ovülasyonun olduğunu görmüşler. Yani aslında sadece tek başına yüksek düzeyde bir ovülasyon değil buradaki olay. Bir takım başka faktörleri de düşünmek gerektiğini öne sürmüşler. Şimdi bakıldığında biraz önce güncel paradigmadan bahsetmiştim. Burada da bir proposed mekanizm dedikleri, öngördükleri bir mekanizma var. Bu mekanizmaya göre bu Dozorsev'in 2020'deki review'ı şöyle belirtiyorlar. Şimdi artan östrojen düzeyleriyle negatif feedback etkisiyle FSH düzeyleri azalıyor. Bununla beraber siklusun ilk yarısında stabil ve düşük düzeydeki progesteron, burada yeşille gösterilen progesteron ile aslında bir burada son, yani LH tetiklenmesinden hemen önce bu progesteron düzeylerinde bir miktar artış görüyorlar. Yalnız bu artış küçük bir süreden bahsediyor. Yani 12 saatlik bir süre içerisinde oluyor. Ve bu artıştaki düzeyin de progesteron düzeyi 0,5 nanogram bölü mililitre olarak ölçüyor. Aslında çok yüksek bir düzey değil. Ancak bu artışın etkisinin hipotalamik düzeyde folikülün çatlamaya hazır olduğunu, habercisi olduğunu öne sürüyorlar. Burada yani sadece östrojen artışı değil, beraberindeki bu ovülasyona hemen önceki progesteron artışının ovülasyonu tetiklediğini öne sürmüşler. Bu gruba göre aslında progesteronun iki tane artışı var. Bir tanesi yine bu ovülasyondan hemen önceki LH'dan bağımsız progesteron yükselmesi. Bir tanesi de ovülasyon sonrası LH'dan bağımlı lütel fazdaki progesteron yükselmesi. İşte bu LH'dan bağımsız olan progesteron yükselmesiyle folikül ben çatlamaya hazırım haberi veriyor diye öngörüyorlar bu mekanizmaya göre. Bunu da şöyle açıklamışlar. Nasıl bu progesteron nasıl bir etki yapıyor? Şimdi intact folikül hipoksik bir ortam. Endotelin sayesinde bu hipoksik ortamda progesteron sentezi supresi oluyor. Ancak folikül büyüdükçe, vaskülerizasyon arttıkça hipoksi ortadan kalktığında bir inflamasyon meydana geliyor ve endotelin 1'in hipoksi ortadan kalktığında progesteron sentezine olan blokaj etkisi kalkıyor.
ve bir miktar progesteron artışıyla sonuçlanıyor. İşte bu progesteron hipotalamik düzeyde aslında LH surge'ünü uyarmak için hipotalamusta bir etki yapıyor ve LH surge'ü başlıyor. Burada da şöyle bir teorileri var. Bu düşük düzeylerdeki, yani siklusun bu ilk kısmındaki düşük düzeydeki progesteronun hipotalamusta progesteron reseptörlerinin sentezini arttırdığı ve ardından gelen bu ufak yükselişin bu artan reseptörlerde bir LH uyarımını sağlayarak zaten hali hazırda bu ilk siklusta akümüle olan LH'nın bir anda surge'üne neden olduğunu öngörüyorlar. Bu da bizim Human Reproduction Update'deki review'ımız. Burada şimdi bu şekle bakınca biraz aslında karışık gibi görünebilir size. Biraz basitleştirmeye çalışacağım. Üst kısımda normal menstrual siklusta hipotalama pituitar over aksının over aksından bahsedeceğim. Alt kısmında da biz yüksek doz egzojen progesteron verdiğimizde ne olduğunu anlatacağım. Şimdi bunların hepsi foliküler faz. İkiye ayırdığımızda erken ve mid foliküler faz ve geç foliküler faz olarak iki kısımda bahsedeceğiz. Şimdi erken dönemde over foliküllerinden artan östrojen düzeyleri ve düşük stabil progesteron düzeyleriyle hipotalamusta DNRH'nın pulsatilitesinde bir artış meydana geliyor. Ve hipotalamusta bu östrojenin etkisiyle progesteron reseptörlerinde bir artış başlıyor. Ardından bu östrojen artışıyla beraber negatif feedback'te FSH düzeyleri azalmaya başlıyor. Bu düşük düzeydeki progesteron düzeyleri hem progesteron reseptörlerini arttırıyor hem de küçük küçük LH birikimlerini depoluyor gibi düşünelim. Ve genç foliküler fazda artan östrojen düzeyleri bu sefer buradan bahsettiğimiz progesteron artışıyla beraber zaten hali hazırda artmış olan progesteron reseptörlerimiz vardı. Onları uyarıyor progesteronla. Ve ardından zaten birikmiş olan LH ve beraberinde eşlik eden FSH'nın surge'üyle beraber ovülasyon meydana geliyor. Şimdi biz bu hastalara stimüle ederken yüksek doz egzojen progesteron verdik. Ne oldu? Evet, östrojen düzeyleri artıyor ama en başından meydana gelen yüksek progesteron düzeyleri direkt hipotalamik seviyede reseptörleri arttırmıyor ve pulsatilite frekansını düşük tutuyor. Bunun sonucunda FSH zaten azalıyordu ancak LH düzeyleri de azalıyor. Çünkü pulsatil frekansta bir düşüklük var ve reseptör düzeyleri de artmıyor. Geç foliküler faza baktığımızda halen yüksek olan progesteron düzeyleriyle artık GnRH puls frekansı stabil hale geliyor. Ve LH surge'ü oluşmuyor hiçbir şekilde. Bu durumda da ovülasyonun inhibe olduğunu görüyoruz. Şimdi aslında iki tane farklı şeyden bahsettim. Bir tanesi hemen öncesindeki progesteron artınca ovülasyonu trigger ediyor dedim. Ancak bir yandan da progesteron ovülasyonu bloke ediyor dedim. Burada aslında bir paradoks var. Burada aslında en önemli şey şu. Bizim bahsettiğimiz ovülasyon triggeri için gerekli olan 12 saatlik progesteron yüksekliği 0.5 nanogram bölü mililitre demişim. Yani oldukça düşük düzeylerde bir yükseklik. Ancak biz dışarıdan progesteron verdiğimizde bu düzey çok çok daha üst seviyelere çıkıyor. Ve dolayısıyla en başından itibaren bu kadar yüksek düzeyde progesteron hipotalamik seviyede pulsatiliteyi bozuyor. Burada önemli olan bir şey de bizim progesteronu hangi yolla, ne zaman ve ne dozda verdiğimiz. Baktığımızda kullanılabilen çok sayıda progesteron var. Burada görülen bütün progesteronların endometrium üzerinde bir transformasyon dozu, yani endometriumda bir değişikliğe yol açan dozu, bir de ovülasyonu inhibe eden dozundan bahsedebiliriz. Bunlar farklılık gösteriyor. Her progesteron preparatı için farklı dozlar mevcut. Peki şu soruyu sorabilirsiniz. Biz progestinle hazırlanan overstimülasyonu protokol yapmak istiyoruz. Hangi progesteronu kullansak daha etkili olur? Bununla ilgili aslında çok çalışma var. Medroksiprogesteron asetat, didrogesteron, mikronize progesteron ve bunların farklı dozlarını kullanan birçok çalışma var. Baktığımızda kısaca bunlardan da bahsedeceğim. Burada bu güzel bir RCT, ileri evre endometriozis hastalarına 3 farklı progesteronun düşük dozlarını vermişler. Bir gruba 4 mg medroksiprogesteron, bir gruba 20 mg didrogesteron, bir gruba da 100 mg mikronize progesteron veriyorlar. Baktıklarında stimülasyon siklusun outcome'larına baktıklarında medroksiprogesteron asetat grubunda
anlamlı olarak daha fazla gonadotropin kullanıldığını görüyorlar. Ancak toplanan oosit sayısında anlamlı olarak daha fazla olduğunu görüyorlar. Bunu şöyle açıklamışlar. Benzoksiprogesteron asetatın aslında supresyon etkisi diğerlerine göre biraz daha fazla ve daha fazla gonotropin dozu gerekmekte. Ancak burada önemli olan kısım hiçbir grupta prematür LH surge yok ve hiçbir grupta OHSS izlenmiyor. Yani üçünün de bu açıdan herhangi bir farkı gözlenmemiş. Buradan baktıkları siklus sonuçlarına yani gebelik sonuçlarına baktıklarında da gerek klinik gebelik, gerek canlı doğum oranları, fertilizasyon oranlarında üç grup arasında bir fark göstermediğini göstermişler bu RCT'de. Peki bizim bu HRU'daki yaptığımız son 2020 meta analizinde medroksiprogesteron asetatla dicrogesteron karşılaştırıldığında gerek stimülasyon dozları, süresi, toplanan oosit sayıları veya metafaz 2 oosit sayıları arasında iki grup arasında bir fark çıkmadı. Gebelik sonuçlarına bakıldığında da hem klinik gebelik oranlarına hem düşük oranlarına hem de çoğul gebelik oranlarına bakıldığında yine biz iki grup arasında bir fark olmadığını meta analizimize gösterdik. Peki dicrogesteronla mikronize progesteron arasında bir fark var mı? Bu da günümüzde Duphaston 20 mg ve utrogestanın 100 mg ile yapılmış bir çalışma. Normal responder hastalarda yapmışlar. Baktıklarında gebelik sonuçlarında hiçbir gebelik gerek canlı doğum, gerek klinik gebelik, gerek düşük oranlarında herhangi bir farklılık saptamamışlar. Peki şunu sorabilirsiniz. Minimum doz ne kullanalım? Her progesterini kullanabiliyoruz. Bununla ilgili yapılan çalışmalarda medroksiprogesteron asetatın 4 ve 10 mg'ını karşılaştıran bir çalışma, bir RCT. Yine normal responderlarda 4 mg'ında efektif bir şekilde prematür LH surge'ünü önlediği ve gebelik sonuçlarına olumsuz bir etkisi olmadığını gösteren bir çalışma. Utrogestanın da düşük dozu yani 100 mg ve 200 mg'ını karşılaştıran bir RCT yine normal responderlarda. Bunda da gerek stimülasyon sonuçlarında gerek embriyolojik outcome'larda bir fark görmemişler. Ne LH surge görmüşler ne de bir OHSS görmüşler. Yani utrogestanın da düşük dozunun efektif bir şekilde prematür LH surge'ünü engellediğini göstermişler. Sonuç olarak bakıldığında medroksiprogesteron asetat, dicrogesteron veya mikronize progesteron herhangi birisini efektif olarak hipofiz süpresyonunda kullanabiliriz. Son slide'ım bu da. Peki biz kimlere progesterone hazırlanmış over stimülasyonu yapalım? Elimizde antagonist yoksa tabii ki bunu kolaylıkla kullanabiliriz. Ancak kullanılacak grup yani avantajlarına bakıldığında bunlar oral kullanılan hasta için daha kolay kullanımı olan ajanlar agonist trigger yapmamıza ve OHSS riskini azaltmamıza izin veriyorlar. Tabii ki daha cost efektifler ve biraz önce bahsettiğim gibi flexible progestinle hazırlanmış sikluslarda biz siklusun nasıl gideceğini bir süre sonra karar da verebiliyoruz. Dezavantajlarında tabii ki de bir dondurma protokolü uygulamamız gerekiyor. Endometrial reseptiviteyi de etkilediğini biliyoruz. O zaman kimlerde uygun bu protokoller diye baktığımızda fertilite prezervasyonu için gelecek zaten hali hazırda dondurmayı planladığımız hasta grubu, oosit donörleri, high responder grupta OHSS'den kaçınmak istediğimiz, PGT yapacağımız sikluslarda ve embriyo transferinden önce cerrahi yapacağımız, bu nedenle donduracağımız hasta grubunda efektif protokoller. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım süreyi çok aşmadım. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Şöyleciğim çok teşekkür ediyoruz sana. Şimdi sorulardan hemen bir iki tane alıyorum. Şöyle bir soru var Şöyleciğim. Depo progesteron ile kaç siklus stimülasyon yapılabilir? Depo progesteron biz çok kullanmıyoruz benim bildiğim ama senin bununla ilgili bir literatür gözüne çarptı mı? Depo progesteronla benim açıkçası gördüğüm bir çalışma yok. Belki yani illaki pratikte denenmek isteniyorsa yapıldıysa mesela bir ay sonra belki LH progesteron E2 seviyesine bakaraktan hani etkisi devam edilebilir veya yine aylık enjeksiyonlara devam edilebilir diyebiliriz belki de.
Bunun işte bir şey daha sorabilir miyim? Mesela endometriyum kanseri olup da mesela megestrol asetat kullananlarda ne düşünürsün? Onlarda da tekrar değiştirmeye gerek var mı sence progesteron tipini? Yoksa megestrol asetat alırken bunlarda indüksiyona devam edebilir miyiz? Bence devam edilebilir diye düşünüyorum. Siz ne Aynen. Bunlarla da düşünüyorsunuz? hiç değiştirmeye gerek Evet. yok. Aynen. Başka soru var mı diye bakıyorum. Bir soru daha var Şirecim. PCOS sırasında kullanılan medoksiprogesteron asetat veya diğer progestinler kan progesteron düzeylerini etkiler mi? Kanda progesteron ölçümü yapmak bize ne gibi fikirler verebilir? Monitorizasyon gerekir mi diye sormuşlar yani. Monitorizasyon gerekmez. Zaten biz bu hastalarda hani progesteronun artışına bakmayacağız, hani ne kadar olduğuna. Bunun dışında medroksiprogesteron asetatın aslında ölçümü çok etkilemediğini biliyorum. Hani sizin bildiğiniz farklı bir şey varsa Gökhan abi. Ama medroksiprogesteron asetat ölçümlerde endojen progesteronla çok örtüşmüyor. Herhangi bir progesteron takibi de şart değil. Barış sanıyorum bir soruyla ilgili bir yorum yapmak istemiş. Barış, sen bağlanabiliyor musun şu anda? Bağlandım. Hı-hı. Geliyor mu sesim? Geliyor. Tamam. Bu söylediklerinizin bir ismi yaptık. Yani endometrium kanserli olup MGS alırken yaptığımız oldu. İki, endometriyosis olup Bizant kullanırken de yaptığımız oldu. Yani her progestin efektif göründüğü için bir hasta zaten progestin kullanıyor o sırada. O zaman hani ben üstüne sadece gonadotropini ekleyip opsunu yapıp devam ediyoruz ki bizden başka yazanları da var. Matthew Darcanlarım var bir tane. Şeyle bu progesteron ancak mikronite progesteron kullanılıyorsa ölçülebilir. Yani medroksiprogesteron da ölçülemiyor, didrogesteron da ölçülemiyor. Dolayısıyla hani şey orada illa bir şey merak ediyorsa insan çalışıp çalışmadığını belki LH'sını ölçerek fikir sahibi olabilir ama hani ona da gerek yok. Öngörü değerli olmaz çünkü bir günde çıkıverir yani. Okey. Sağ ol. Gürkan hocam sesiniz kapalı. Bir tek ben mi Çok pardon, duymuyorum çok diyecektim. pardon, çok pardon. Ali Sami'nin bir katkısı var bununla ilgili. İlk Kuang'la yazışmıştım ben diyor. Bu progesteron kullanırken ovülasyon olmaması ilgili. Sonra yazı haline getirdiler onları diyor. Evet, bazen işte aktif davranmak lazım. Bir soru daha son kez alalım ve daha sonra Engin'e geçelim. Progesteron priming stimülasyonu ile taze transfer yapılmış hasta var mı? Ben hiç görmedim. Evet. Yok. Çünkü şöyle işte geçenlerde aramızda da konuşuyorduk. Transformasyon dozu ile ovülasyon dozu farklı parametreler. Transformasyon dozu dediğimiz yani sekretör özelliklerinin oluşması için gereken doz. Ovülatör dozlar da var. Çoğunlukla gerekli olan ovülasyon dozuna çıktığınızda transformasyon dozunu zaten geçmiş oluyorsunuz. O yüzden endometriyumda sekretör özellikler genellikle zaten oluşmuş oluyor. Dolayısıyla taze transfer yapamıyorsunuz. Demiş olayım. Şurecim çok teşekkürler. Çok sağ ol. Şimdi Ben Engin'den teşekkür rica ederim. edelim. Dediğim gibi son makale asıl bizim tartışacağımız makale kısaca ama onun öncesindeki literatüre çok ters demiştik ve ondan önceki literatürde sevgili yine Barış, Engin, Şule ve Erkan çok güzel özetlemişlerdi daha önceki sistematik derlemeleri ve onun güncel haliyle. Engin'ciğim sözü sana bırakıyorum. Merhabalar herkese. Değerli meslektaşlarım, fen hocalarım. Ben de bu güzel girişten sonra, kapsamlı girişten sonra size kısaca olayın klinik yönünden bahsetmeye çalışacağım. Önümüzdeki 20 dakika içerisinde. Klinik yön derken de kastettiğim PCOS sekresörün sonuçlarını gerek agonist, gerekse antagonist sekresörle kıyaslamak olacak. Akışımız da aslında bu yönde gidecek. Bugünkü konuşmanın aslında omurgasının iki tane ana çalışmamız oluşturuyor. Bir tanesini biz işte az önce Şüren bahsettiği gibi 2020'de HR'da yayınlamıştık. PCOS konusundaki makaleleri derlemişiz bir şekilde ve metazlerini yapmıştık. Arkasından 2022'de tabii çok fazla yeni de büyüktü bu esnada. Bunu güncelleme ihtiyacı duyduk ve işte henüz daha bu ay yayınlanmış olan ikinci bir derleme ve analizimiz var şu anda görebileceğiniz online olarak da.
Yani önceki birkaç gün içerisinde. İşte burada da aynı şekilde bütün bu PIPOS makalelerini, agonist-antagonist kıyaslamalarını ele almaya çalıştık. Ve ben bugün de bunlardan size bahsederek ilerleyeceğim. Kronolojik olarak gideceğim ben de bir anlamda. Çünkü agonistler aslında bu iş başladı. Az önce bahsedildiği gibi Kuang'ın ilk yazısından sonra PIPOS biraz daha gündeme geldi ve aslında herkesin kullanımına sokmaya çalıştığı bir olgu oluştu. Detaya girmeyeceğim çünkü zaten az önce şöyle güzelce aktardı ama özetle normal ponderada Kuang ilk kez MAPA'ya tanımladı ve benzer oranda M2 çıkarttığını ve gebelik oranlarının benzer olduğunu aslında ortaya koydu ve düşük oranlarda farklı çıkmadığı için de MAPA'nın iyi bir alternatif olabileceğini agonistlere enzer short protokol manasında belirtmiş oldu. Bu hemen takiben yine aynı gruptan bu sefer normal ponder değil de yüksek rezerve sahip hastalara yönelik bir çalışma yapıldı. O da aynı şekilde MAPA'da biraz dozu yüksek yaşamakla beraber yine elde edilen M2 sayısı, OAS sayısı, prematür LR surge açısından 61 saptamadı MAPA'da. Aynı şekilde yine bir önceki çalışmada olduğu gibi yine Kuang'ınki gibi klinik gebelik oranları ve süre gelen gebelik ongoing pregnancy oranları da hem short protokolde hem de MAPA grubunda benzer gösterildi. Tabii arkasından sizin bildiğiniz gibi birçok çalışma çoğu Çin'den olmak üzere karşımıza çıktı. Biz buna yaptığımız derlemede geçen seferinde çok fazla da fark yoktu. Yani 2020'deki 2020 tarihindeki simülasyon outcome sonuçlarıyla benzer sonuçlar. Yine bir yayın yok bu konuda. Ama özetle bakarsak simülasyon süresi, total gonadotropin dozu, OC sayısı ve M2 sayısını biz ele almaya çalıştık. İlk iki maddeyi şu ikisini daha sonra ele alacağım. Çünkü long ve short arasında farklar var ama şunu diyebilirim ki gönül rahatlığıyla. OC sayısı açısından baktığımız zaman agonist tiktüsler PIPOS arasında anlamda farklı saptanmadan hatta PIPOS değine küçük bir fark gözükse de OC sayısında gördüğünüz gibi 0.61 civarında M2 sayısı daha kritik olan M2 sayısında neredeyse birebir PIPOS'ta agonistler aynı başarıyı göstermiş gözüküyorlar. Az önce bahsetmiştim short to long arasında fark var biraz diye işte onu tane girmeye çalışacağım. Şu long protokol bildiğiniz gibi 21. günde başlıyor önceki siklusten. Endojen FSH artık dibe vurmuş oluyor bir simülasyona başladığımız sırada. Short'ta ise siklusun başında agonisti veriyoruz ve burada flare effect denen ilk baştaki FSH LH deşarjına bağlı bir yükselme sağlanıyor endojen manada gonadotropinlerde. Bu da muhtemelen gonadotropin ihtiyacı azaltıyor dışarıdan verdiğimiz hastaya. Aslında burada sonuçları yansıtmış. İkisini biz ayrı ayrı incelediğimizde şunu gördük. Long'da hipotu kıyasladığımız zaman PIPOS'un süresi daha kısa sürüyor ve daha düşük dozda tabii buna mukabil olarak gonadotropin kullanabiliyoruz. Öte yandan shortlarla kıyasladığımız zaman PIPOS sikluslarını stimülasyon PIPOS'ta daha uzun short agoniste kıyasla yine aynı mantık olarak tabii ki aynı süreç içerisinde daha yüksek dozda toplam gonadotropin ihtiyacı oluyor PIPOS'larda short agonistlere kıyasla. Ama az önce bahsettiğimiz first plot'ta olduğu gibi eninde sonunda toplam OAS sayısı ve M2 sayısı hem long agonist hem short agonist PIPOS ile benzer olarak ortaya koyuluyor. Daha kritik olan klinik sonuca bakacak olursak da agonistlerle PIPOS'a kıyasladığımız zaman bu en son yaptığımız mekanizm sonucu ikisi arasındaki transfer başına canlı gebelik oranları, canlı doğum oranları benzer gözüküyor. Gördüğünüz gibi OZ reçeti 0.80 her iki grupta eşit gözükmekte. Ongoing yani süre gelen gebeliklerle beraber ele aldığımız zaman canlı doğumları ise yine sonuç çok değişmiyor. Yine neredeyse birebir eşit dağılmış bir güven aralığı görüyoruz altta gördüğünüz üzere. Dolayısıyla canlı doğum ve süre gelen gebelik arasında iki sırasında fark olmadığını söyleyebiliriz. Tabii klinik gebelik de benzer şekilde aynı tabloyu bize gösteriyor. Bunu çok uzatmamak adına hızlıca geçeceğim. Düşük oranları yine her şekilde yine benzer grup, benzer iki grup arasında düzelttiğimiz zaman MPA mı, ilk denizleme short mu, long mu, RCT mi, RCT mi diye hepsi yine benzer çıkıyor. O yüzden de düşük oranda da farklılık göstermek diyebiliriz. Dış gebelik oranları ve sol gebelik oranları da hem agonistlerde hem de PIPOS'larda benzerlik gösteriyor aslında. Antagonistlere gelecek olursak da antagonistlerde şöyle bunu ilk çalışması aslında İspanya'dan geliyor. BGR'den bir donör çalışması olarak başlıyor. 173 hastalık toplam ele alıyorlar, donör alıyorlar daha doğrusu. Bir kısım MAPA, bir kısım agonist kullanırken bakıyorlar ki ölçümler sonucunda en sonunda toplam simülasyon dozu, süresi vesaire hepsi benzer çekerci grup arasında. Yine bizim işte az önce şöyle bahsettiği çalışmamız var. Barış Hoca'yla başarının konseptini ortaya attı ve yürüttü. İlk çalışma bu konuda aslında bizim klinici yürüttüğümüz, hesaplarını yaptığımız. Şöyle ki biz de yine yüksek sayıda sayfa hastalığı ele aldığımız zaman
benzer dozda gonadotropin kullanımı, benzer sürede stimülasyon gibi benzer sayıda OST elde edildiğini gözlemledik. Ve hatta metafatiki sayısı anlamlı olarak bir miktar daha fazla gözüküyordu PPOS grubunda. En güncel adı yine FNS'de yayınlanan JIL'in yayını var. JIL de yine benzer şekilde Begoera gibi donörleri kullanmış. Ve yine aynı şekilde o da benzer benzer doğuda benzer elde edilen M2 sayısından bahsetmiş. Bunlardan elde edilen gebelik oranları da hem kümülatif hem de tek başına ayrıcılıkta benzer bulunmuş. Bu üç ilimden topladığımız zaman meta analizde yüksek respons gösteren, yüksek tepki veren hastalardaki canlı doğum veya sökülen gebelik oranlarından aslında hem PPOS hem de antagonistlerle benzer olduğunu görebiliyoruz. Bunlar dışında genel olarak hani genel baktığımız zaman gözlüğü bayağı bir çalışan var. Son yıllarda da ilmelenmiş vaziyette. Son bir tanesi baktığımızda gördük ki simülasyon süresi, total gonadotropin dozu, bir miktar tiposu daha fazla olmak üzere, yani sınırda biraz anlamsız gözükmekle beraber ciddi bir trend var. Tiposta daha fazla gonadotropin kullanılıyor. Süresi benzer gözüküyor. Ama sonunda elde ettiğimiz M2 OST sayısı antagonistik kristallerle tiposik kristallerinde benzer bulunuyor. Klinik yöne baktığımız zaman ise antagonistlerdeki hasta başına, kadın başına doğum oranı iki grupta benzer. Transfer başına bakıldığı zaman yine benzer gözüküyor. Gördüğünüz gibi ikinci sırada. Canlı doğum veya sürgülen gibi birlikte baktığımız zaman yine antagonistlerde tiposlardan farklı bir oran saptanmış, gösterilmiş değil. Atamın biraz sonraki çalışmada karşımıza çıkacak bununla ilgili bilgilerde. Yine klinik gebelik oranında benzer gözüküyor. Ben bunu biraz hızlı geçeceğim çünkü zaten asıl konumuzu biraz sonra tartışacağız. Düşük oranları, çoğu gebelik oranları ve ektopik gebelik oranları da hem tipost hem de antagonist sıklıklarla benzer olarak bildiriliyor. Küçük bir parantez açmak gerekirse yaptığımız işlemin başka bir sonucu var mı? Embriyoya bir olumsuz etkisi var mı diye merak ediyoruz aslında bir yandan da. Lamarck'ın bir çalışması var bu konuda yayınlanmış. HR'da yayın arkadaşında. O da aşağı yukarı 48 tipos hastasını 48 tane yaş olarak eşleştirilmiş antagonist hastasıyla kıyaslıyor. Ve bundan da elde edilen embriyoid plastisit oranına baktığı zaman ikisinde %21 oranını buluyor ve aslında embriyoid oranında bir fark yaratmadığını ortaya koymuş oluyor. Bu kısmı zaten az önce şöyle kısaca ve güzelce özetledim. O yüzden hiç girmeyeceğim detaya. O yüzden progresi hasta fark etmeyip hepsinin klinik sonucu benzer gözüküyor. Son olarak da konvansiyonel yani fix denilen ya da flexible dediğimiz iki tane tipos protokolü arasında fark var mı konusunda çok kısa değinip bitireceğim ben de. Zaten az önce şöyle bahsetmiştim protokolün detaylarından. Bildiğimiz kadarıyla flexible kıyasının 3 çalışma var antagonistlerde. İkisi bir koçtan bir tanesini de Gülşen Doğan Durdağ ve meslektaşından geliyor. Bundan bahsettik o yüzden direkt geçiyorum. Hatırlarsanız bu çalışmamızda bir yüksek respons gösteren, yüksek tepki veren hastaları ele almıştık. Bu da tam tersi aslında bir hasta grubu. Bu da düşük rezervasyon sahip hastaları ele aldığımız bir gruptu. Burada da OST prezervasyon yapmak isteyen düşük rezervasyon sahip hastaları simüle etmiştik MPA ile ve kıyasladığımız zaman da antagonist sikuslarla benzer sayıda M2, benzer sayıda OST, benzer sayıda toplam doz ve süre ile karşılaşmıştık. O yüzden de aslında MHPA'nın hem düşük rezervde hem de yüksek rezervde etkili olduğunu söyleyebilmiştik. Ya da kendi verilerimize göre. Arkasından sonra da Dur Dağlar'ın yayını geldi. O da geçen sene yayınlanmıştı. Her ne kadar onlar benzer OST sayısı ve M2 sayısından bahsetseler de preantrovalansiyonu daha çok bulmuşlar. Özellikle poor responder grubunda. Dizogresyon kullanan grupta. Tabii onların bir farkı da biz MPA kullanırken ondan dizilogatörü kullanması ama işte bunun alakası olduğunu çok sanmamakla beraber tabii daha büyük çalışma bunu gösterecektir. Ama her halükarda günün sonunda elde edilen M2 sayısı onlarda hem MPA hem PPOS'ta hem de antagonistlerde benzer bulmuşlar diyebiliriz. İkisini kıyaslayan çalışan var mı dersin? Bizi sadece bildiğimiz kadarıyla yine Kors'tan gelen kendi çalışmamız var bulabildiğimiz kadarıyla. Fix ve flexible kıyasladığımız zaman kendi datamıza göre yine benzer dozda gonadotropin kullanımı benzer sürede, gonadotropin kullanım süresi benzer bir OST elde edilme miktarı ve benzer M2 sayısı bulduk. Ve her bir grupta birer tane primatrovalasyon olduğu için iptal söz konusuydu ama baktığımız zaman fix veya flexible'ın en azından sonuç olarak birinin diğerine üstünlüğü olmadığını şimdilik düşünüyoruz diyebiliriz.
Teşekkür ederim. Umarım süreye ben de uyabilmişimdir. Evet evet. Engin çok teşekkürler. Zamanında çok güzel uydun. Çok da güzel özetledin. O zaman hani Schölen'in sunduğu bu teorik faydaların ötesinde klinikte de diyebiliriz ki bu progestin primingli stimülasyonlar agonist ve antagonistin sikluslara göre gebelik oranları açısından hiçbir handikap içermiyor. Hatta bir takım parametrelerde avantaj da içerebilir. Ama bunun dışında gebelik oranları açısından herhangi bir handikap yok diyebilir miyiz? Evet, gözüken böyle bir konu abi, dediğiniz gibi. Sonuçta hani hatta bunların çoğunda 1000'den fazla hasta ele almışlar. 1000'den fazla sikluslar alınmış, yani 3, 5, 20, 30 değil. Biz onları derlediğimiz zaman çoğu veri 800, 900 hatta bazen 2000'e varan sayılar vardı. O yüzden de görece güvenilir bir şekilde bahsettiğiniz gibi PPOS'la agonist ve antagonist sikluslar arasında gebelik oranlarından fark olmadığını düşündük bugüne kadar. Evet. Birkaç soru var. Kısaca hemen hızlı hızlı cevaplamanı rica edeceğim Engin'cim. Bir tanesi PPOS'un kullanılmaması gereken, özellikle kullanılmaması gereken bir hasta grubu var mı? Senin aklına gelen. PPOS'u, ya benim aklıma ilk gelen tabii şey, belki meme kanseri nedeniyle eğer hastamıza oosit saklama çalışması yapıyorsak, o konuda bir çabamız varsa belki o durumda progesteron maruziyet açısından kullanmak pek akıllıca olmayabilir ya da riskli olabilir az da olsa. Ama onun dışında bildiğim kadarıyla başka bir dışlayıcı faktör yok. Tabii de ikinci bir faktör sosyal faktörler. Eğer hasta o veya bu şekilde hemen transfer olması gerekiyorsa başka bir nedenden dolayı sosyal seyahat başka bir şey. Belki o anlamda bazı transfer açısından bir acemiz varsa tabii mecburen PPOS yapmaktan kaçınmak gerekecektir. Ama medikal neden benim aklıma gelen tek şey meme kanseri, bilmiyorum. Sizler bir şey hatırlar mısınız, düşünür müsünüz? Yok, benim de aklıma gelen yok. Burada bir özellikle mesela azalmış ovar rezervi kapsamında sormuş Mehmet Reşit Aşoğlu Sayın. Mehmet Reşit Aşoğlu. O kapsamda şunu söyleyebiliriz belki. Bununla ilgili aslında lütal faz uyarımıyla foliküler faz uyarımı karşılaştırıldığı zaman hani belki oradan hareketle bunu biraz söyleyebiliriz. Herhangi bir handikap olmadığı gibi işte 0.8 oz kadar da yüksek olabiliyor folikül fazla karşılaştırıldığı zaman. Oysa herhangi bir handikap görmüyoruz. CC eklenmesi gerekli midir diye sormuşlar. Birkaç kişi daha sormuş. Sence böyle bir gereklilik var mı? Yani biz kendi adımıza açıkçası normal simülasyonu hiç değiştirmedik ve farklı olduğunu düşünmüyorum. Genelere baktığımız zaman da CC ekleyen birkaç Çin yazısı var, Çin kaynaklı ama hani bunu çok da hani nasıl diyeyim denememişler. Bir şekilde rutinleri oymuş diye yapmışlar gibi gözüküyor ama CC eklemenin getirisi nedir? Yani daha fazla uyarmaksa zaten gonotropin dozunu arttırabiliriz. Öyle bir ihtiyaç varsa diye düşünüyorum şu anda. Eğer CC'nin kendi doğal olarak omerasyon imkisyonu karşılamak amacımız o zaman zaten progesteron yeterince kuvvetli olduğu için ek bir CC'ye süpresyon amacıyla bence gerek yok. Gonotropin tip açısından sence bir farklılık olur mu? Yani illaki PPOS olan hasta grubunda FSH vermek, tek başına rekombinant FSH vermek veya LH aktiviteli bir takım gonotropini tercih etmek arasında sence bir farklılık olabilir mi literatür açısından? Yani literatüre dönüp baktığında yani tabii çok farklı klinikler söz konusu. Tabii Çin'de farklı klinikler farklı var. Yani ikisini birden veren var. Sırf FSH veren de olmuş. Sırf FSH daha çok Avrupa kaynaklı yayınlandı söz konusu bu arada. Ama sonuçta en sonunda dönüp topladığımız zaman datayı bir fark gözükmedi bizim en azından kendi yaptığımız data havuzlarında. Bir de Ahmet abinin şöyle bir sorusu var Engin'cim. Mikronize progesteron kullanımı ile ilgili data diyor. Oral kullanımından mı geliyor? Oral kullanımının olduğu çalışmalardan mı geliyor diyor. Yani bir tane aslında Zunun var. Kendi hatta az önce bahsettiği için ben onu pas geçtim. Zunun 2017'de bir tane Fransızca yazısı var. Orada 100 ve 200'ü oral olarak kullanmışlar. Ve orada 100 ve 200 kadar etkin bulmuşlar. Yani aynı sayıda oosit, aynı sayıda iptal oranlarından bahsetmişler. O yüzden de tek yani, sağ, yani net bilgi o da oradan geliyor. Zuhu da oral kullanmış. Evet, evet. Aynen öyle. Bir soru daha var. Tek ya da çift folikül büyüdü. Opu yapamayacağımız bir yerde. Uterusun arkasında diyelim ki diyor. IO'ya dönmek istedik. Endometrium için ne yapabiliriz? Yani çok fazla bir şey yapamayız açıkçası. Uzun süre progesterona maruziyet. Bence de yapamayız. Şey. Onlar da yapacak bir şey bırakmıyor maalesef. Son bir soru daha alayım. Ondan sonra bayağı da çok soru geliyor gerçekten. Gonotropin dozu ile ilgili bir modifikasyon ihtiyaç var mı demiş bir soru daha. Yani gonotropin dozunu daha da arttıralım mı sence? Standart bir agonist ya da antagonist siklusa göre. İhtiyaç arttırması için bir şey yani
Zaten simülasyon takip ederken ortaya çıkıyor. Mesela birkaç yayını bahsettiğimiz hızlı girsem de MPA kullanırken bazı yayınlarda biraz daha fazla dozda uzun vadede, yani toplam doz artabiliyor konuşuyorum ama günlük dozumuz zaten bence gerek yok. Çünkü zaten işte daha önce bundan bağımsız söylüyorum. Antagonistlerde nasıl ki 300'den daha sonra da çok fark yaratmıyorsa MPA'da veya PIPOS'ta da benzer bir bence politik mantıklı olur. Çünkü diğer türlü yani neden bastırsın? Bir atla gelme makinesi yok açıkçası PIPOS'ta veya başka bir progesterin kullanımında bunu ihtiyaç duyduracak. Ama benim kendimi hak ettiğim bir şey var. Ondan bağımsız. Çok kilolu bir insanda BMI yüksekse artırmak gerekir mi? O konuda bir bilgi yok mesela. Yani MPA dozumuz bu diyoruz. Evet. Dozumuz bu diyoruz ama yani bir kilo ayar yapmak gerekir mi? Benim gördüğüm kadarıyla o konuda bilgi yoktur literatürde. Evet. Başka folikül senkronizasyon şey işte galiba. Folikül senkronizasyon açısından bir farklılık var mı demiş antagonistlerle. Bunu Serdar abi sormuş. Yani aslında fix başladığınız zaman herhangi bir farklılık olmuyor Serdar abi. Burada folikül senkronizasyon açısından onu söyleyebilirim ben. MPA ile PIPOS... Orada long ve short'ta da fark olmuyor. Evet, evet aynı öyle. Yani long'da çarpmamasını bekliyoruz bir yandan ama long'da da aynı çıkıyor son outcome'lar. Evet. Yürkan bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Onu dağılıyor diye. Engin'in söylediği yani PPOS ile daha çok konuluklukun gerekiyor diyen çalışmaların bir tanesi randomize değil abi. Onlar retrospektifler. Dolayısıyla en baştan yani kafalarında farklı olduğunu düşünerek öyle başlıyorlarsa olabilir. Randomize olanların hiçbirinde öyle bir fark görünmüyor. Prospektif yapılanlardan. Değil mi Engin? Yanlış mı hatırlıyorum? Randomizelerin donörlerde fark yok. Yani donör çalışmalarında randomize olanlarda yok. Eşkinlerde kendisiyle yapanlarda yok. O bazen PPOS daha çok gonadotropin gerektiriyor muhabbeti. Hep retrospektiflerden çıkıyor. Dolayısıyla ilk yeni yapılırken bilmiyorum belki de subjektif onlara daha fazla veriyorlardı yani. İki BMI konusunda da bugüne kadar doz karşılaştıran çalışmaların hepsinde düşük doz progestin yüksek dozda eşit çıktığını düşünürsen yani ne bileyim 4 mg MPA yetiyorsa hani normal bir insana hani biz 10 veriyoruz herhalde normal 2,5 katı bir insana yeter yani. Teşekkürler Barış. Şimdi sorulara yetişmeye çalışıyorum. Engin, progesteron kullanımı son gün trigger günü mü olmalı yoksa OPU'dan bir gün önce mi yoksa OPU günü mü olmalı? Bir fark var mı sence? En son trigger günü yani bizde de biraz yeterli oluyor açıkçası. Trigger'dan sonra ayrıca vermiyoruz. Hı hı. Farklı farklı uygulamalar var dediğin gibi. Trigger'da son gün veren var. Trigger artı bir gün verip OPU günü vermeyenler var. Farklı farklı uygulamalar var. Her ikisi de olabilir gibi gözüküyor. Haklısın. Trigger'dan sonra veren niye veriyormuş? Yani soruyu soran bilmiyorum ama hani veriyorsa eğer bir anlatabilir mi? Ya da makalelerde geçiyor. Trigger olmuş zaten niye bakmayacak ki daha? Evet, evet. Şimdi yani makalelerdir abi. Ne yaptıklarını bilmiyorlar evet. Bazen. Şimdi makalelerde var aynen. Başka yani yorumlar falan var. Onları geçiyorum. Şimdi en son sunumu Erkan'a devretmek istiyorum. Şimdi bütün bu literatür özetinden sonra Erkan'dan bu literatürün tamamına ters çıkan ve kümülatif gebelik oranları açısından aslında progesteron parametrik protokolleri handikaplı gösteren çalışmanın eleştirisini rica edeceğiz. Arkasından da sevgili Şule'nin Engin'in eksik kalan sorularını ve Erkan'a gelecek yeni soruları alacağım. Ve ondan sonra konuyu toparlamaya çalışacağız. Erkan'cığım sözü sana bırakıyorum. Teşekkürler abi. Merhaba bütün izleyiciler, dinleyiciler. Bu akşamki son sunum Gürkan abinin bahsettiği bu bugüne kadarki PIPOS'la ilgili literatüre ters giden bir çalışmanın kritiği diyelim. Aslında çok hani direkt eleştirmek ya da tenkit etmek için yola çıkmadık ama hani yine de bir makaleye bakıp neden bu literatüre ters sonuç çıkmış olabilir onu anlamak için inceledik. Bu antagonist sikluslarda progestin PIPOS'ları tek siklus üzerinden karşılaştıran bir çalışma ve propensity score matching dediğimiz gözlemsel çalışmalarda gruplar arasındaki bazı confounder, karıştırıcı etkilerin dengelenmesini sağlayan bir metot kullanarak yapılmış bir araştırma. Ben de ilk başta hani makaleye girişmeden önce propensity score matching nedir, neden kullanılır biraz ondan bahsetmem lazım. O yüzden benim sunumum birazcık sıkıcı olabilir, şimdiden kusura bakmayın.
Basitçe başlayacak olursak, hani propensity score matching ne zaman lazım oluyor? Gözlemsel çalışmalarda lazım oluyor. Peki gözlemsel çalışmalarda lazım olmasına sebep olan faktör ne? Biz bir randomize kontrol çalışma yaptığımız zaman grupların farkını rastgele şans üzerinden olduğunu varsayıyoruz ve gruplar bu şekilde ikiye ayrılıyor. Bunu yeterince sayıda yaptığımız zaman gruplar arasında oluşmuş olabilecek herhangi bir karıştırıcı etkinin, bu yaş olabilir, BMI olabilir, etnisite olabilir, her neyse, iki grup arasında sayılar yükseldikçe rastgele dağıldığını ve dengeli olduğunu varsayıyoruz. Gözlemsel çalışmalarda ise hani böyle bir şey yok, böyle bir güvencemiz yok. Çünkü herhangi bir rastgele dağıtım yok ve grupların nasıl dağıldığı ile ilgili çok da bir fikrimiz olmuyor. Dolayısıyla gruplar arasında bazı karıştırıcı etkilerde dengesizlikler olabilir. Propensity score matching dediğimiz yöntemin de bu dengesizlikleri gidermek amaçlı kullanıyoruz. Peki bu dengesizliklerin neden giderilmesi gerekiyor? Bu bizim directed acyclic graph dediğimiz, DAG dediğimiz bir, hani onun çok basit bir gösterimi. Diyelim ki biz araştırmamızda X'in Y üzerinin etkisini görmek istiyoruz ve bir regresyon yaptığımızda bunun 3 birim bir etki olduğunu gördük. Ama bir tane de karıştırıcı etkimiz olsun. Şurada confounder C ile gösterdim. Bu C X ve Y'den önce geliyor ve ikisini de ayrı ayrı etkiliyor diyelim. Mesela bunu 0.5 birim etkiliyor. Bunu da bir birim etkiliyor diyelim. Eğer biz bu confounder'ın etkisine göre herhangi bir düzeltme yapmazsak, bu confounder'ın şu yaklaşık 0.5 birimlik fark etkisi bu 3 birimin içine giriyor. Ve dolayısıyla biz etkiyi olduğundan fazla az, yani bias dediğimiz ön yargılı bir şekilde tahmin etmiş oluyoruz. Ve bu da bizim sonuçlarımızı etkiliyor. Propensity score matching dediğimiz yöntemse, mesela bu iki grup olsun, işte yeşil Y ve turuncu Y. Birinde 3 birim confounder etki var, birinde 1 birim confounder etki var. Propensity score matching bunların gruplar arasında eşit dağılmasını sağlayarak bunların hani grup arası farklardaki etkisini nötralize ediyor ve direkt X'in Y üzerindeki etkisini unbiased, ön yargısız biri, bunun Türkçesi çok zor, Barış abi de defalarca bunu söylemişti, hani bias'ın tam bir Türkçe karşılığı yok ama unbiased bir şekilde tespit etmemizi sağlıyor. Peki neden propensity score matching kullanalım? Hani düz regresyon yapsak olmuyor mu? Eminim birçok makalede okumuşuzdur. Tek değişkenli regresyon yaptık, bu etkileri bulduk. Sonra çok değişkenli regresyon yaptık ve şu etkilere göre düzelttik. X değişkenimizin Y üzerindeki independent, bağımsız etkisi böyle çıktı diye bir hani cümle kalıbı ve metod vardır. Regresyon bu işe yarayabiliyor. Hani confounder'ların etkisini düzeltmek için kullanabiliyoruz ama İki tane önemli nokta var. Regresyon kullandığımız zaman dikkat edilmesi gereken. Bir, regresyon kullandığımız zaman kurduğumuz modeli doğru kurmak zorundayız. Doğru kurmak ne demek? Bu X parametresiyle Y arasındaki ilişkiyi matematiksel olarak doğru tariflememiz lazım. Mesela biz bir değişkeni regresyona tek başına koyduğumuz zaman bu zaten direkt lineer bir ilişki, yani düz bir ilişki, monoton bir ilişki varsayımı yapıyor. Ama bu ilişki monoton olmak zorunda değil. Kuadratik, yani exponential, farklı matematiksel fonksiyonlara uyabilecek farklı şekillerde olabiliyor. Ve eğer biz modeli doğru kurmazsak aslında o confounder, karıştırıcı etkinin bizim total etkimiz içerisindeki durumunu doğru tespit etmemiş oluyoruz ve yanlış sonuçlar bulabiliyoruz. Bunu ancak hani bu şekilde tarif edebilirim. Biz eğer regresyon kullanıyorsak propensity score matching yerine doğru matematiksel fonksiyonları kurmak zorundayız. Ama biz bir makalede sonuçlara bakarken bu şekilleri görmüyoruz. Yani bu kadar detaylı hani raw data düzeyindeki bilgimiz olmadığı için bize verilen sonuçlarla yetinmek zorundayız. Ve dolayısıyla o matematiksel fonksiyon doğru muydu? Daha iyisi var mıydı? Sonuçlar daha farklı bulunabilir miydi? Bu konuda hiçbir fikrimiz olmuyor. Ve yazar bize ne dediyse ona inanmak zorunda kalıyoruz. O yüzden belki bu tercih edilmemesi için bir sebep. İkinci sebep de bir geçerli counterfactual bulunmayabilir. Counterfactual da hani Türkçesini bulmak çok zor bir kelime. O yüzden bir örnek üzerinden anlatmaya çalışacağım. Mesela iki grubumuz var. Pipos ve antagonist diyelim. Ve karıştırıcı etkilerimiz var. Bu da infertilite indikasyonu olsun. İki grup arasında bundaki dengesizlikler bazen öyle bir raddede olabilir ki bir grupta diğeri hiç olmayabilir. Yani mesela burada azospermi örnek verdim. Birinde %6 var, diğerinde %0 var. Biz regresyonda ortak bir etki bulduğumuzda, bir risk ratio, odds ratio yaptığını bulduğumuz zaman bütün bunlara
aynı düzeyde etki ettiğini varsayıyoruz ama aslında iki grup arasında bazen öyle dengesizlikler oluyor ki bir grupta zaten yok. Dolayısıyla bulduğumuz risk ratio bütün alt gruplara eşit derecede etki etmiyor. Bu da regresyonun kendi içinde taşıdığı assumption'lardan biri. Dikkat edilmediği zaman da hani genel olarak %20 arttırıyormuş, %10 azaltıyormuş deyip geçebiliyoruz. Ama aslında bunun etki etmesinin imkansız olduğu, alakalı olmasının imkansız olduğu alt gruplar olabiliyor. Propensity score matching'den oluyor. Bu propensity score matching de için önemli. Yani bu confounder'ları eşitlemek istediğimizde bir grupta hiç yok diyoruz. Bu grubun mesela eşlenecek şeyini bulamıyor propensity score matching ve bu kohort dışı kalmış oluyor. Dolayısıyla bir kısım hastayı dışlıyoruz ama geri kalan hastalar için de doğru bir etki bulmuş oluyoruz. Propensity score matching kullanacağımız zaman 4 tane uymak zorunda olduğumuz kural var. Bunlardan ilk 2 tanesi en önemlileri. Bunlar olmadığı zaman aslında propensity score matching'den bulduğumuz sonuç doğru olmuyor. İlki, bütün confounder'lar, karıştırıcı etkiler, hani modeli etki edebilecek karıştırıcı etkiler modelin içinde olmak zorunda. Bu neredeyse hiçbir propensity score matching kullanan araştırmada tam olarak acknowledge edilen, söylenen bir açıklama değil. Hani çoğu bütün confounder'ları modellerin içine koymuyor ve üstün körü yapıp geçiyor. Ama aslında propensity score matching'in sonucunun geçerli olması için bütün potansiyel confounder'ların karıştırıcı etkileri modelin içinde olması lazım. İkincisini de az önce biraz bahsettik. A valid counterfactual must exist. Bu ne demek? Bir hasta grubunun, bir confounder grubunun iki gruba da dağılabileceğine dair bir ihtimal olması lazım. Yani eğer bir şekilde bir confounder ya da bir alt grup diğer grupta olması imkansızsa propensity score matching yapmamak lazım ama zaten yaptığımızda da bunlar direkt olarak kohort dışı kaldığı için aslında birazcık kendi kendini çözen bir gereklilik. İki tane daha gereklilik var ama bunlar diğer ikisi kadar şart değil. Bir tanesi treatment'ın yani grupları karşılaştırdığımız grubun tek bir versiyonu olması lazım. Yani multiple treatment'lar varsa farklı propensity score matching kullanamıyoruz. Diğeri de birinin aldığı tedavi başka birinin sonucunu etkilememesi lazım. Bu da birazcık hani bu insanlar birbirinden independent olması gerekiyor. Bağımsız olması gerekiyor. Onunla alakalı bir şey. Zaten bununla ilgili genelde problem yaşanmıyor. Bir de reporting yani raporlama standartları var. Propensity score matching kullandığınız zaman makalenizde raporlamanız gereken hem metodolojik olarak hem sonuç olarak raporlamanız gereken bazı detaylar var. Bunları da diğer makaleden, şu anda konuşacağımız makaleden bahsederken üzerinden geçeceğim. Önden çok konuşmaya gerek yok. Bu da çalışmamız. Çin'den gelen bir çalışma. Dediğim gibi antagonistlerle PPOS'ları sadece bir siklus IVF yapılan kadınlar üzerinden karşılaştırıyor. Araştırmaya dahil edilme kriterleri ne? 20 ve 50 yaş arası kadınlar. PPOS veya antagonist kullanılmış olması gerekiyor. Eğer bu kadınların daha önce uterin kavitesinde bir problem varsa, endometriyoz varsa, donör egg veya sperm kullanılmışsa, PGT yapılmışsa veya embriyolara farklı sikluslardan gelmişse araştırma dışı tutuluyor. Outcome'ları cumulative live birth demişler. Hani canlı doğuma ulaşma. Bunu da 22 ay gibi birazcık keyfi bir süreyle sınırlandırmışlar. İkinci sonuçlarda premature LH surge olması, fertilizasyon oranları, çokluğu gebelik gibi bu tarz çalışmalarda raporlanan genel siklus sonuçlarını koymuşlar. Metodolojilerinde anlattıkları transfer protokolü şu şekilde. Antagonist sikluslarda yapıldıktan sonra fresh transfer yapıyorlar. Bir veya iki tane üçüncü gün iyi kalite, en iyi gördükleri üçüncü gün embriyolarını antagonistlerde bir veya iki tane direkt veriyorlar ilk siklusta. PPOS'larda ilk iki ay hiçbir şey yapmıyorlar. Transfere kadar en az iki ay bekliyorlar. Şurada hani en az iki ay boyunca hiçbir şey olmadığı garanti. Ama ondan sonra kaçıncı ayda neden verdiklerini çok net açıklamamışlar. Yani üçüncü ayda da vermiş olabilirler, dörtte de vermiş olabilirler, beşte de vermiş olabilirler. Bu büyük ihtimalle çiftlerin ve doktorun birazcık convenience'ına ya da keyfine kalmış bir durum olmuş. Buradan sonra verdikleri embriyolarla ilgili de çok bir detay vermiyorlar. Çünkü hem üçüncü gün embriyoları donduruyorlar hem blast donduruyorlar. Sonra yeniden verdiklerinde hangilerini önceliklendiriyorlar ya bu konuda nasıl bir protokol uygulamışlar bundan bahsetmiyorlar. Propensity score matching kullanıldığı zaman bahsedilmesi gereken bazı detaylar var demiştim. Bu da mesela metodolojide raporlamaları gereken bazı detaylar. Bunları bir score card gibi küçük bir şey yaptım. 5 tane
raporlamaları gereken şey var. Birincisi hangi tip PSM kullandıkları. Propensity Score Matching'in çok fazla çeşidi var. Farklı algoritmaları var. Bunlar bizim Nearest Neighborhood Matching dedikleri bir yöntem kullanmışlar. Bu Propensity Score Matching'in en basit hali. Regresyondan gelen propensity skorları en yakın komşularına, gruplar arasında birbirine match ediyor. Bunun için de kaliper dediğimiz bir şey kullanıyor. 0.2 standart deviasyon fark içinde herhangi bir match bulduğu zaman bunları birbiriyle eşliyor. Ama bunun şöyle bir dezavantajı var. Mesela 5-6 tane confounder'ımız var diyelim. Ve bunun regresyondan gelen bir propensity skoru var. Bu 5-6 tane confounder'dan tek bir skor çıkıyor ve bu skora göre eşlediğimiz zaman aslında o 5 tane confounder için her seviyede ayrı ayrı eşlemiş olmuyoruz. Yani her birinden bir skor geliyor ve bir şekilde ikiyi tutturduysa bunlar birbiriyle match ediyor. Ama mesela bir variable 3 birim, biri 1 birim, diğeri işte 1 birim, diğeri 3 birim aynı propensity skora geliyor diyelim. Bunları birbiriyle match edebiliyor ama strata strata baktığımızda yani confounder seviyesinde baktığımızda tam eş bir denge, eşleşme olmayabiliyor. Bunu biraz sonra sonuçlarda da konuşacağız zaten. Ama raporlamışlar mı? Raporlamışlar. Daha iyi bir metot kullanabilirler miydi? Kesinlikle kullanabilirlerdi çünkü sayıları oldukça fazla. Match rate grupları kaça kaç eşledikleri birebir, bire iki, bire üç şeklinde birebir eşlemişler. Bu da okey. Daha fazla kullanabilirlerdi. Sayıları oldukça fazla. Bir grupta 1500 tane, diğerinde 5000'e yakın hasta var. Dolayısıyla bire iki de match edebilirlerdi ama çok önemli bir detay değil. Replacement kullanıldı mı? Replacement ne oluyor? Match ederken eğer uygun bir match bulamazsa daha önce match ettiği bir hastayı yeniden kullanabiliyor. Bu algoritmalar genelde bütün araştırmanın sample size'ı küçük olduğunda kullanılan bir metot. Burada sample size büyük olduğu için kullanmamışlar. Kullanmadıklarını da raporlamışlar. Bu da tamam. İki tane çok kritik şey var propensity score'la ilgili. Bir, confounder'ları nasıl seçtiniz? İki, matching'i yaptıktan sonra, eşleştirmeyi yaptıktan sonra eşleştirme düzgün olmuş mu? Bunu nasıl kontrol ettiniz? Bunların düzgün raporlanması ya da açıklanması çok 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 kritik. Çünkü bütün sonuçlar bu ikisine dayanıyor. Belki bir de şuna. Maalesef bu konuda hiçbir detay vermemişler. Confounder'ları neye göre seçtikleri konusunda bir şey yok. Matching diagnostics'i nasıl yaptıkları yok. Bunlar zaten genelde çoğu çalışmada raporlanmıyor. Ve genel skor kardımız 3-5 üzerinden 3 ama dediğim gibi aslında çok kritik. 2 tane metodoloji detayını atlamışlar. Peki hangi confounder'ları seçmişler bu iki grup arasında dengelemek için pivotal antagonistlerde? Kadının yaşı, BMI'yi, antral folikül sayısı, siklus sayı, cycle number yani kaçıncı embriyo transferi cycle'ı olduğu, infertilite tipi, infertilite sebebi, infertilitenin süresi, bazal FSH ve inseminasyon metodu. Burada belki match edebilecekleri başka şeyler de vardı. Bunu biraz sonra tablolarda konuşacağız ama bunlara göre matching yapmışlar. Kullandıkları metodolojide en son istatistiklerin son detayından bahsedeceğim. Bundan sonra sonuçlara geçiyorum. Biraz sıkıcı olduğunun farkındayım. Ama bu konular yani gerçekten çok önemli araştırmayı düzgün anlayabilmek için. Generalized Estimated Equation kullanmışlar. Bu şundan dolayı kullanıyorlar. Bu araştırmada bir kadın birden fazla siklusta transfer olduğu için o kadınlar için o kadın için bir dependency yani bağımlılık yapısı oluşuyor ve GEE ya da başka istatistiksel yöntemlerle bunun giderilmesi gerekiyor. Burada live birth rate per single transfer demişler. Bunun hani çok anlamı bana garip geldi. Zaten single transfer'dan ya olur ya olmaz. Yani rate diye bir şey yok. Ya sıfırdır ya birdir. Ama fark etmez. Burada bir lojistik model kurmuşlar ve risk ratio hesaplamışlar. Kaplan-Meier'de de cumulative proportion of ongoing pregnancies'e baktık demişler. Ama burada da gerekli birçok detaydan maalesef bahsetmiyorlar. Kaplan-Meier plotlara geldiğimde yine bundan bahsedeceğim. Bu propensity score yapmadan önce ve yaptıktan sonra grupların baseline karakteristik dengelerine bakmışlar. İlk baktıklarında gruplar arasında bazı p değerlerinde fark olduğunu görüyoruz. Aslında bunun çok önemi yok çünkü bu sayılarda, bu kadar büyük sayılarda baktığımızda arada klinik olarak ya da aslına bakarsanız gözle bile görülmeyecek kadar bir fark olmadığı halde P değerleri anlamlı çıkabilir. Mesela kadınların yaşına bakacak olursak ortalaması 32.4 ve 32.8. Aslına bakarsanız burada ne klinik olarak ne de herhangi anlamlı bir fark yok. Ama popülasyon çok büyük olduğu için P değeri anlamlı çıkıyor. Alt gruplarda infertilite sebeplerinde bazı önemli farklar var. Bu farklar arasında faktör arasında %6 fark var. Male faktör arasında %10 fark var. Diminished ovarian reserve arasında %5 fark var. Bunun da P değeri anlamlı zaten.
propensity score matching yaptıktan sonra P değerlerini vermişler. Bu araştırmanın önemli bir eksikliği çünkü propensity score yaptıktan sonra grupların balanslı olup olmadığına P değerleriyle hiçbir zaman bakmıyoruz. Birincisi az önce söylediğim sebepten grup sayılarının çok büyük olduğunda çok küçük farklar bile anlamlı P değerine ulaşabilir. Onun yerine standardize mean difference dediğimiz, hani standardize edilmiş ortalama fark dediğimiz bir metodla bakıyoruz ve bunun 0.1'den küçük olmasını istiyoruz. Araştırmada bunu raporlamadıkları için hani bu sonuç yok ama ben hani bu konuda daha önce çalıştığım ve yaptığım için bazı alt gruplarda aslında dengenin sağlanmadığını görebiliyorum. Bunlardan bir tanesi bazal antral folikül sayısı. Burada her ne kadar minler şey olma 13-13 gibi gözükse de P değerinin bu kadar küçük olması bana standartize ortalama farkının beklenenden 0.1'den büyük olabileceğini söylüyor. Çünkü SMD 0.1'in altına girdiğinde genelde P değeri bayağı yüksek oluyor. 0.900 veya daha üstü çıkıyor. Şurada bazı alt gruplarda özellikle infertilite indikasyonlarında da dengenin sağlanmadığını görebiliyorum. Arada hala ciddi farklar var. Özellikle diminished ovarian reserve ve unexplained infertilitede. Kısacası propensity score matching yapmışlar, evet, ama matching diagnostiklerinden bahsetmemişler ve benim hani bu tabloya baktığımda aslında kullandıkları parametreler için bile yeterli bir dengeleme olmadığını görebiliyorum. Bu regresyon sonuçları, grupları birbiriyle eşledikten sonra regresyon sonuçlarını vermişler. Burada çok ilginç bir eksik var. Çünkü iki grup artık propensity score match'e göre sample size'ları aynı zaten. 1424'de 1424 hasta. Ama antagonist grubunda embriyo transferi sayısı ve toplam transfer cycle'larının sayısı TIPOS'a göre oldukça daha fazla. Total transfer edilen embriyo sayısı neredeyse 250 tane fazla embriyo transfer etmişler ve transfer siklus sayısı da 150'ye yakın daha fazla. Bunlar için neden P değeri ya da risk ratio vermemişler bilmiyorum. Hani aslında çok kritik bir nokta. Ama tamamıyla atlanmış. Sonra bakıldıklarında transfer tiplerine, fresh transfer ve frozen embryo transfer farklarına bakıldığımızda bununla ilgili de ciddi bir fark var. Bu zaten metodolojik bir fark. Bir grupta fresh transfer yok. Yerinde komple frozen yapıldığı için bunda da önemli bir fark var. Bakıldığında transfer edilen embriyo sayıları arasında da hani hafif farklar var. P değeri anlamlı bir sonuca ulaşmamış ama %3'e yakın yaklaşık çift embriyo transferi antagonist grubunda daha fazla. Transfer edilen embriyoların türünde de ikinci gün, üçüncü gün embriyosunun blastokist transferi bunlar arasında da anlamlı farklar var. Blastokist transferi antagonist grubunda daha az gözüküyor ama bunu metodolojide bahsetmiştik zaten. Bunları kime neye göre seçtiklerini, transferleri nasıl yaptıklarını çok bahsetmemişler. Ondan sonra araştırmanın esas sonuçlarına gelecek olursam iki tane bizim için önemli sonucu var. Biri live birth rate per transfer, diğeri de cumulative rate'ler. Live birth rate per transfer'a baktığımızda %30.8 ile %30.2. Bunların ikisinin arasında hiçbir fark yok. Ama ongoing pregnancy ve live birth rate'e baktığımız zaman burada bir fark ortaya çıkıyor. Yaklaşık %4 daha fazla antagonist grubunda. Ama bunu da zaten baştan söylemiştik. Yani şeyler arasında ciddi bir fark var. Transfer edilen embriyo sayısı ve transfer siklusları antagonist grubunda daha fazla. Live birth rate per transfer fark etmezken live birth rate'in fark etmesini ancak bu şekilde açıklanabilir diye düşünüyoruz. İkincisi de cumulative pregnancy rate, bütün hastalarda yapılan. Bunda da çok dramatik bir fark bulmuşlar ama bu fark bence metodolojiden dolayı kaynaklanıyor. Nasıl metodolojiden dolayı kaynaklanıyor? Şundan bahsetmiştik, ilk iki ayda PIPOS grubunda hiçbir transfer yapılmıyor. İkinci aydan sonra da ne zaman hani tam bir spesifiye etmemişler ama işte hani doktorun ya da hastanın keyfi ne zaman gelirse o zaman transfer olmuşlar diyor. Bunu da grafikte zaten çok dramatik bir şekilde görebiliyoruz. Fresh transferlar zaten daha yükselmeye başladığı anda %28'lere 30'lara yakın bir yükselme kaydediyor. Bu sırada daha şeyde transfer yok PIPOS grubunda. PIPOS grubunda sonra dramatik ilk yükselmenin 4. aydan sonra olduğunu görüyoruz. Burada bir transfer yapılmış ama büyük ihtimalle sayıca çok fazla değil. Metodolojide de bahsetmedikleri için hani neye göre hangi sürede transfer ettiklerini, buradaki bu slope'un daha yavaş olmasının neye göre olduğunu tam bilmiyoruz. Ama şu aradaki fark zaten hani fresh transferların 2 ay önce başlamasından gelen fark, burada herhangi bir Cox analizi yaptığınızda istatistiksel olarak anlamlı çıkacağının garantisi. Böyle bir fark oluştuktan sonra bu noktadan sonra tamamen aynı bile gitse curve'ler
her zaman ve her zaman P değerleriniz anlamlı çıkacaktır ve medyan süreler arasında fark çıkacaktır. Bunu şöyle göstereceğim. Bu Inkscape programı PDF'den raw datayı çektim ve grafikteki hani curve'leri oynatabilecek hale getirdim. Şu alttaki curve PPOS curve'ü. Eğer biz bu fresh transfer'lardan gelen haksız avantajı, yani şu %35'lik kısmı çıkarıp curve'ü yukarı kaydırırsak, yani aslında sadece frozen yapılan transferleri birbiriyle kıyaslarsak, görüyoruz ki aslında öyle bir fark ortada yok. Hatta 6. aydan sonra ongoing pregnancy'ler şeyde PPOS'ta biraz daha fazla. Tabii ki bunu böyle spekülasyon yapmak çok doğru değil. Bunu sadece bu ilk baştaki fresh transfer'dan kalan kaynaklanan haksız avantajın sonuçları ne kadar etkileyebileceğini göstermek için gösteriyorum. Ha, bu böyle olabilir mi? Belki de olabilir. Çünkü PPOS'larda bizim araştırmalarda gösterdiğimiz üzere normal responder veya high responder hastalarda PPOS protokollerinde daha fazla motor oosit çıkıyor. Dolayısıyla aslında cumulative pregnancy rate'lerinin daha yüksek, tek siklustan kaynaklanan cumulative pregnancy rate'leri daha yüksek bile olabilir. Ama tabii ki bu tamamen spekülasyon. Ben teşekkür ederim. Süremi umarım açmamışımdır ama kolay bir makale değildi. Sunuma son veriyorum burada. Evet. Erkan, çok teşekkür ederiz. Erkan'ı tanımayanlar için söyleyeyim. Erkan, ODTÜ İstatistik. Sesiniz gelmiyor Gürkan'a. Pardon. Şimdi geliyor mu? Benim çünkü. Pardon. Şimdi geliyor herhalde. Özür dilerim. Tamam. Geliyor. Çok teşekkürler Erkan. Erkan makaleyi hunharca eleştirdi. Ama gerçekten özellikle son gösterdiğin bu canlı doğumlar, hani dışarıda bırakıldığı zaman o grafikteki değişim gerçekten çok çarpıcıydı. Tabii Erkan'ı tanımayanlar için söyleyeyim, Erkan'ın ODTÜ İstatistik Master'ı var. Doktora da devam ediyor zannediyorum. Dolayısıyla bu konuda gerçekten çok deneyimli. Barış, bu konuyla ilgili sen kısa da bir yorumda bulunmak ister misin? Olur. Yani Erkan hani süper detay indi. Bence yazı maalesef fertilistler için hani utanç verici bir yazı. Hani böyle bir yazıyı yazabilmiş, basabilmiş olmaları için, yani hakemlerinin ve editörlerinin görmemiş olmaları için, yani Erkan kadar derinlemesine bakamasa bile insan, baktığı zaman o Erkan, sen slaytlarını paylaşırsan tablo 3'te miydi, tablo 2'de miydi? Bir grupta, yani sayılar, insan sayısı aynı olmasına rağmen bir grupta 250 tane daha az embriyo transfer ediliyor ve 140 mı 150 mi ne daha az embriyo transfer çıktı var. Burada. Yani bak şimdi bir önceki bu. Yani 2455 embriyo transfer ediliyor antagonist grubunda, 2191 transfer ediliyor PCOS'ta. 250 embriyo daha az o sürede. Transfer siklus sayısı da 1518'e 1668. 150 siklus daha fazla donmuş transfer var. Şimdi bu eğer simülasyondan kaynaklanıyor olsa, bugüne kadar Şule ve Engin'in anlattığı öbür 30 tane yazıda hani ne bileyim PPOS'ta daha az yumurta çıktığı, daha az döllenme olduğu, daha az blast geliştiği falan görünmüş olması lazım. Onların hiçbirisinde öyle bir şey yok. Aksine hatta o yazıların en güvenilir yerleri, yani o varyans simülasyon karşılaştırmaları retrospektif olsa bile kayıp mayıp az olduğu için şey görüyoruz. Yumurta sayısı güvenilir. Benzer yumurta çıkıyorsa, benzer dölleniyorsa, benzer blastülasyon oluyorsa, artı Lamarck'ın yası var. Anöploidi oranlarını karşılaştırıyor. Benzer öploidi oranları oluyorsa, o zaman bu aradaki 150 tane daha az transfer siklusu ve 250 tane daha az embriyo transferini muhtemelen Erkan'ın dediği gibi, mesela antrakoküs sayısı burada benzer desler bile PPOS grubu daha düşüktür. Yani daha az yumurtayla başlıyordur. Kendisinden kaynaklanan sebepten dolayı. Ya da lost to follow-up'ları falan doğru düzgün vermemişlerdir. Biz Erkan'la baktık bugün bunun bu life table analizlerine. Abi bu aşağıdaki rakamları falan anlayıp toplayıp yorumlamak neredeyse mümkün değil. It doesn't make sense yani. Şu aradaki iki aylık fark dışında zaten o tabloyu da gösteriyor. Transfer siklusu başına da fark yok. O yüzden hani bu tasarımın itibariyle kötü, yanlış, verdiği verilerin güvenliği itibariyle, bütünlüğü itibariyle eksik. Yani şu anda bizim alanın
orijinal araştırma yayınlayan en yüksek impactlı dergisinde hani reddedilip gitmiş olması gereken bir makale. Ama maalesef her yerde gerek hakemler gerek editörler yüksek hasta bölümü ve böyle controversial bir şey, yani tartışmalı ya ters bir sonuç gördü mü bazen atlıyorlar üstüne. O kadar. Erkan eline sağlık. Çok güzeldi. Tebrik ederim. Yani keşke herkes bu kadar baksa, editörlerine bu kadar baksa da literatürdeki yani bu çöpler yayınlanmadan elimine olsa yani. Barış teşekkürler. Aslında sen de sorulardan bir tanesi cevaplamış oldun, arada gelen sorulardan bir tanesi. Blastulasyon oranlarında herhangi bir farklılık var mı diye. Bunlarda da herhangi bir farklılık yok. Dediğin gibi öploide oranlarında da bir farklılık yok. İşte folikül sıvısına yapılmış çalışmalarda mikroRNA farklılığı paternlerinde de herhangi bir farklılık yok. Hatta bugün sevgili Özgür'le konuşuyorduk. Ondan sonra yine bunların foliküler sıvılarından alınmış hastalarda, işte bunları kullanan veya antagonist kullanan hastaların folikül sıvılarında yine bakıldığı zaman granzoje fonksiyonunda yine herhangi bir farklılık bunların gözükmüyor. Onun dışında Ahmet abinin bir sorusu vardı sevgili Şule'ye. Özellikle endometrium kanserli hastaların özelinde diye sormuş. Progestin primikli protokollere letrozol eklenmesiyle ilgili bir veri var mı? Şöyle bir yorumda bulunmak ister misin bununla ilgili? Benim bildiğim böyle bir çalışma yok açıkçası. Özellikle endometrium kanseri olanlarda. Yani dediğin gibi endometrium kanseri özelinde yok. Endometrium kanseri olmayanlarda letrozol birkaç hastada dediğin gibi. Bakmışlar evet, birkaç çalışmada. Evet, onunla ilgili var ancak bir fark da bulmamışlar. Evet. PCOS hastalarına bakmışlar. Onlarda da herhangi bir fark görmemişler. Tam 1 saat 15 dakika olarak planlamıştık toplantıyı. Gerçekten şu anda sadece 3 dakika kadar açtık. 120 civarında da katılımcı bizlerle birlikte oldu. Progesterone primik protokolleri, patofizyolojisi, literatür özeti ve en son makalede kritik değerlendirmesi kapsamında umarım ki çok faydalı olmuştur siz değerli izleyicilere. Önümüzdeki dönemde yine farklı başlıklarda çeşitli konuların makaleleri kapsamında tartışmalar yine yapılacak. Bu formatta devam etmeye deneyeceğiz. Yine özellikle tartışılması istediğiniz üreme tıbbı konusunda, endoskopik cerrahilerde, endometriyoz veya polikistik ovar sendromunda, adoson jinekolojisinde özellikle tartışmasını istediğiniz makaleler varsa bunları da yine TSRM'in sosyal medyasında yönlendirmenizi rica ederiz. Özellikle tartışılması istediğiniz makaleniz olursa. En son olarak ben sözü Barış'a bırakıyorum ve herkese iyi akşamlar diliyorum. Tüm arkadaşlarıma, sevgili Şule'ye, Engin'e ve Arkan'a çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Herkese iyi akşamlar. Abi ben öncelikle yani ne diyeyim, hani bölüm adına hepinize çok teşekkür ederim. Yani kurumu bence çok hani güzel temsil etmiş oldunuz. İki, TSRM başkanı olarak da çok teşekkür ederim. Yani bu formatın ilk yapılışıydı. Hani nasıl yapılacağıyla ilgili bence hani güzel bir örnek oldu. Bizim klinik olmasa daha da met edeceğim de yani o yüzden hepiniz tek tek çok tebrik ederim. Çok teşekkür ederim dernek adına da. Uzatmadan herkese iyi geceler diyeyim ben de. Çok teşekkür ederim.